Merhaba. Eğer sunumunuzla ilgili videolar varsa elinizde, tıpkı fotoğraf ekler gibi videoda ekleyebilirsiniz sunumlarınıza. PowerPoint, YouTube gibi video sitelerinden veya internetten de video eklemesi seçeneği sunuyor bize. İlk olarak yeni bir slayt oluşturdum ve tekrar şuradan yeni bir tane daha ekleyelim ve boş kısmını seçiyorum. Buraya geldiğimizde şimdi artık videoyu ekleyebiliriz. Nereden ekliyorduk? Ekle sekmesine geldiğimizde sesi de buradan eklemiştik. Bir yanda video var. Yine buna tıklıyorum ve karşımıza seçenekler sunuyor. Dosyadan video ve küçük resim videosu. Biz dosyadan video ekleyeceğiz. Dosyadan videoya tıkladığım zaman buradan herhangi bir örnek videoyu ekliyorum. Tıklıyorum ve ekle diyorum. Ekle dediğim zaman karşımıza video geliyor. Boyutunu biraz küçültüyorum ki slaytımıza sığsın. İsterseniz hareket de ettirebiliyorsunuz aynı şekilde. Daha önceki videomuzda eklediğimiz ses gibi tıklayınca play tuşu kayboluyor. Fakat videonun üzerine geldiğimizde play tuşu ortaya basıyor. Buradan görebiliyoruz. Tıkladığımız zaman video başlıyor. Slide gösterisi yaparak daha net görebiliriz. Geçerli slide anlıyorum. Bakın siyah ekran, play tuşu yok. Üzerine geliyorum ve bastığım zaman video başlıyor. Tekrar durduruyorum. ESC ile çıkıyorum. Şimdi isterseniz video üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Yine buradan videoya tıkladığımızda yukarıda video araçları açılıyor. Biçim ve kayıttan yürüttüye. Buradan biçime geliyorum. Daha doğrusu ilk olarak kayıttan yürüte gelelim. Ve burada seçenekleri görüyorsunuz. Aynı seste olduğu gibi. Ses düzeyini alçak, orta, yüksek ve sessiz olarak ayarlayabiliriz. Orta diyelim. Yine başlangıç kısmına tıklatınca var. Bunu otomatik olarak yapalım. Tam ekranda oynat derseniz tam ekranda oynatır videoyu. Veya oynatılmadığında gizle derseniz de video klibi oynatılmadığı zaman gizlenir. Yine durdurulana kadar dön, yani pause tuşuna bastığınız zamana kadar video dönebilir. Yürüttükten sonra geri sar derseniz tekrar başa sarar. Veya seste olduğu gibi belirerek başla, silinerek bitir kısımlarında süreleri ayarlayabiliriz. Ya da direkt buradan herhangi bir nokta seçiyorum. Yukarıda biçim kısmına geldiğimde burada poster çerçevesi var. Poster çerçevesine tıklıyorum ve geçerli çerçeve dediğim zaman poster çerçevesi ayarlandı diyor bakın. Yani slide gösterisine tıkladığımızda ilk gelecek olan resim yani görüntü budur. Daha sonra play'e basınca baştan başlar. Ya da direkt poster çerçevesinde farklı bir dosyadan resim de ekleyebilirsiniz. Videonuz o şekilde de başlayabilir. Ya da direkt tasarımı sıfırla diyerek de sıfırlayabilirsiniz. Buradan video kenarlıkları ekleyebilirsiniz. Örneğin bu yaptığımız videoyu slide gösterisi olarak görelim. Geçerli slide'ı anlıyorum. Görüyorsunuz. Otomatik olarak başladı farkındaysanız yine çıkıyorum. Önceden siyah bir görüntü olarak başlıyordu. Şimdi ise bu yaptığımız posterle başlıyor. Şimdi slide'ı ayarlamak için burada kayıttan yürüt kısımlarında otomatik olarak ayarlamıştık zaten. Yeni bir slide daha ekleyelim. Tekrar boş diyorum. Yine ekle kısmına geliyorum. Ve burada videoda küçük resim videosu diyorum. Ve yanda küçük resim diyaloğu açılıyor. Buradan seçili medya dosyası türlerinde daha önce fotoğraflara bakmıştık. Şimdi de videolara bakıyoruz. Yine buradan özel aramak istediğiniz herhangi bir video türü varsa yazabilirsiniz. Kalem yazıyorum örneğin. Enter diyorum ve kalemle ilgili burada küçük resim videoları karşımıza çıkıyor. Eklemek için şuraya tıklayıp ekledi diyebiliyorduk veya direkt üstüne basıp da ekleyebiliriz. Örneğin herhangi bir tanesini ekliyorum. Buradan net görmek açısından boyutunu büyütüyorum. Şu an hareketsiz görünüyor sadece bir resim olarak ama slide gösterisine geldiğimizde, geçerli slide'dan dediğimizde hareket ettiğini görüyorsunuz. Çıkıyorum. Bunu kaldırıyorum. Başka bir şey ekleyebiliriz. Yine buna tıkladım. Boyutunu büyüttüm. Slide gösterisi geçerli slide'dan.
Nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Tekrar çıkıyorum. İsterseniz istediğiniz yere de videoları hareket ettirebileceğinizi biliyorsunuz. Son olarak gördüğünüz gibi sunumunuza çeşitli videoları ekleyerek daha zengin bir sunum oluşturabilirsiniz.